Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer radıyallahu anh geldi. Dedi ki ya Resulallah, kardeşlerim, arkadaşlarım çeşitli idarelerde görevler aldılar. Sorumluluklar aldılar. Bunu Allah için yaptı. Allah için yaptı. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın bu devletin mali idarelerini bana verin. Zira ben bu meseleyi çok iyi bilirim. Hüsnü zannı gibi Allah Resulüne yaklaştı. Derdi makam değildi, derdi koltuk değildi. Ebu Zer gibi bir adam için bunlar çok basit şeylerdi. O yalnız yaşadı, yalnız ölmüştü. Rabbine de yalnız bir şekilde kavuştu elhamdülillah. Ebu Zer'in böyle bir derdi yok. Koltuk derdi yok, makam derdi yok, desinler derdi yok. Sade bir adam, ihlaslı bir adam, samimi bir dost. Dedi ki ya Resulallah, bana da bir idare versen, görev versen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ebu Zer, istediğin dedi görev, sorumluluk bir emanettir. Dikkat edin. İstediğin görev, sorumluluk bir emanettir. Ya dernekte bir ders halkasını bana versin. Mesela şu falanca birimin başında ben de bulunsam. Mesela piknik organizasyonunda, kamp organizasyonunda yapacağımız etkinlikte falanca işin idaresi bende bulunsa, maliyeyi ben tutsam, hatta sizi ben yönlendirsem. Bunlar samimi niyetlerle söylenilen sözlerdir. Ebu Zer de bu samimiyetle yaklaştı, görev istedi. Peygamber aleyhisselam dedi ki, ya Ebu Zer, istediğin görev emanettir. Şimdi bakın, ne olur dikkat edin. Sen ise zayıf bir adamsın dedi. Allah'a ekber. Sen ise zayıf bir adamsın dedi. Görevini hakkıyla yerine getirenler müstesna, o iş, o sorumluluk, o emanet, dikkat edin, kıyamet günü sahibi için perişanlık ve pişmanlık olacaktır. Hadis Müslim'de geçmektedir. O iş kıyamet gününde perişanlık ve pişmanlık olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne olur şu sahneye bir bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar net ve açık değil mi? Şimdi ben şu derneğin idarecisi olsam, bir tane kardeşim bana gelse, dese ki abi ben falanca işi icra etme konusunda sorumluluk istiyorum. Vallahi ben Resulullah gibi net olamam. Başlarım kıvırmaya. Başlarım sancı yaşamaya. Meseleyi bir oradan getiririm, bir buradan getiririm. Bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çok net, çok açık konuşuyor. Hem muhatabın kalbine, hem muhatabın aklına hitap ediyor. Hem dünyasını gösteriyor, hem de ahirette karşılaşacağın manzarayı gösteriyor. Ve ben bu açık yüreklilikle, Nebi Aleyhisselam'ın takındığı tavırla kardeşime desem ki, yahu kardeşim sen zayıfsın. Bu işi sen idare edemezsin. Bu işin ehli sen değilsin desem, vallahi sonunda oluşacak manzarayı düşünmek bile istemiyorum. Kardeşim İslam edebinden dolayı bir şey söyleyemeyecek. Ama inanıyorum ki kafasında 100 tane soru ve zanlarla evine gidecek. Yahu benim gibi bir adama bu söz söylenir mi ya? Bana dedi ki sen zayıfsın. Lan sen nesin? Beni karaladın. Bana hakaret etti. Benim kadrimi, kıymetimi bilmiyor. Diyerek Allah için söyle Ayhan abi. İslami çalışmaları terk eden kaç tane kardeş var? Yüzlercesini sayarız. Allah için söyle Siraç abi. Kaç kişi var? Binlercesini sayarız. Siz idareci olun, görevi isteyen ben olayım. Aynı zanların sahibi ben olacağım. Ben. Ben de diyeceğim. Ulan benim gibi bir adamın kadrini, kıymetini bilmiyorlar. Bir de diyor ki ne kadar zayıfsın sen. Bir de diyor ki emanettir. Bir de diyor ki kıyamet gününde vebaldir. Perişanlıktır. Pişmanlıktır. Yok ya, meseleyi sadece sen biliyorsun. Bu sözlerin sahibi biziz biz. Ebu Zer radıyallahu anh'a bak. Bu hadisin sahibi de Ebu Zer'dir.
aynen peygamberden duyduğunu nakletmiştir. Yalan mı Serkan abi? Aynen duyduğu gibi nakletmiş. Hiç kıvırmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o gün şartlar müsait değildi. Benim biraz kanımımda sıkıntım vardı. İşim de yoktu o sıra. O sıra bir enflasyon. Ondan dolayı da Peygamber aleyhisselam dedi ki, ya Ebu Zer sen yorulursun, sıkılırsın bu işlerde deyip, abi kıvırmadı ha. Dedi ki, ey Ebu Zer olmaz dedi. Sen zayıf bir adamsın. Bak ne kadar net adam. Ne kadar salih bir adam. Ne kadar ihlaslı bir adam. Ne kadar takva sahibi bir adam. Ve asla zanda bulunmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine itaat etti. İtaat etti. Ve kazandı elhamdülillah. İtaat etti ve kazandı. Hüsnü zan sahibi oldu, kazandı. Neden? Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh şunu çok iyi biliyordu. Bir işin başında olan adam muttaki olduğundan dolayı o işe getirilmemiştir. Bir görevi ve sorumluluğu yerine getiremeyen bir Müslüman da takvasının ve ihlasının azlığından dolayı başarısız olmamıştır. Bu meseleyi çok iyi kavramıştı. O yüzden kardeşler, bu meseleyi iyi kavrayacağız ve iyi kavratacağız. Bir derneğin içerisinde elif cüzü dersi vermedi diye küsen abi varsa, ya o meseleyi sen ve ben kavratamadık ya da karşı taraf kavramak istemedi. Ya benim elimde mali olsaydı dernek şimdi 8 katlı olmuştu. Hatta aşağıya doğru şubeler açılmıştı. Ama diye soru işaretleri olan biri varsa, ya bu meseleyi biz kavratamadık ya da biz kavramak istemedik kardeşler. Bakın dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin vebalinin olacağı işlerde kimseyi mutlu etmek için iltimasta bulunmamış. Aman kardeşim üzülmesin. Aman hanımım darılmasın. Aman çalışmalardan soğur, kaçar gider. Yok kardeşim, ne demiş biliyor musunuz? Bir işin ehli varken, o işin asıl ehli varken, o işi en iyi bilen varken başkasına görev verildiğinde, bakın dikkat edin, o kişi Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ihanet etmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Elif cüzünü en iyi bu adam verecekse, meselenin sadece bir boyutuyla değil tüm boyutlarıyla ehil bu kardeşse, bu kardeş değil de işin ehli olmayan kişi bu dersi yapıyorsa, benim peygamberim dedi ki, dikkat et ha dedi, Allah'a, peygamberine ve Müslümanlara ihanet etmiş olursun. Subhanallah.